Ziraatçiler kurtaracak sanki size. Ulan, ulan periştahınız gelse Seyfi ile baş edebilir misiniz lan? Ha? Seyfi! Seyfi! Alçak herif! Ulan ben... Çok şükür. Ölmemişim Allah. Ölüyordum. Millet nerede? Kimse anlamadı galiba yaptığımı. Yoksa beni bırakıp giderler mi? Sen de kimsin? Anlaşılmayanı açık seçik ortaya koymanı sağlayacak bir memur diyelim. Ne? Şu ziraatçilerden misin yoksa? He? Ben de anlamıştım sularda bir şey olduğunu. Ondan klor atıyordum buraya. He? Şurada depoda. Sahi... Ben neredeyim sahi? Su gibi akıp giden ömrünün sonunda. Nasıl? Ben ölmedim ki ben. Arkadaşlar yetişti. Çıkardılar beni oradan. Onun için buradayım ben. Ölmedin de bana. Yaşıyorsun de bana. Ben öyle ölecek adam değilim. Ölemem ben. Ölemem ben. Ölemem ben. Ölemem ben. Ah kardeşlerim ah. Vallahi yetişmeseydiniz sevap işleyeceğiz diye ölecektim ben yani. Ya vallahi çok ağrıma gitti şu köylünün hali. Dedim ziraatçileri beklersek köyü kırana geçirecek bu meret dedim. Ya bir an evvel icabına bakayım dedim ben. Adam öldü. Köylünün iyiliği için. Muhtar emmi. Jandarmaya haber etseydiniz bari arkadaşlar. Resmiyet gerektirir belki. Ya ne gereği var? Ya aramızda hallederdik. Hatice teyzeye de haber edin. Oğlunun cenazesini görmek ister belki. Tamam sen git. Ya dur Rıza. Ne cenazesini ölmesin. Hey muhtar vallahi ben buradayım. Ne diyor bu ya? Hadi. Tamam muhtar. Hey Rıza. Hey Rıza. Ne ölmesi be ne cenazesi. Hay Allah'ım. Hay Allah'ım. Ya arkadaşlar sağ olun be. Kurtarmasaydınız ben ölmüş. Ama bu olamaz. Ben olamaz. Kurtulmuştum ben. Kurtarmışlardı beni. Hayır! 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 Hayata sadece kendisi için tutunan insan onu kaybedince elinde hiçbir şeyin kalmadığını görüyormuş. Değil mi? Hiçbir şey. Hem de hepsi bitmiş. Geride kalmış. Geride kalan kısa bir rüya gibi olan ömürdü. Ama buraya getirdiklerinin ne kadar çok olduğunu bir bilsen. Onlar da burada. Onlar beni sevmez. Yalan söyleyip dururlar hakkımda. İnanmayın bunlara. Çekemezler beni. Gerçeklerin meydanında yalan olmaz. Neyse işlenen o yansır vicdan aynasına aynen. Her şeyi mi? Tek zerresine kadar.
rengarenk ve adeta cennet koridoru. Renk desen örnek alınacak bir kaneviçe. Keşke kirlenmeyip kalsaydı böyle dupduru. Edası, endamı ve büyüsüyle iç içe. Gerçek lafını duyunca pek bir rahatsız oldum. Benim saklayacak bir şeyim yok. Ne yaptıysam onurum için yaptım. Kimseye boyun eğmedim. O kadar mağrursun yani. Başı dik, alnı açık diyelim. Yığınla toprağın sahibiyim bugüne bugün. Çekinecek kimsem de olmaz. Yani olmazdı. O toprakları sana veren kim? Cenab-ı Allah şüphesiz. Biz de ona olan borcumuzu elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Öyle mi? Emin misin? Hı? Köydekiler de buna şahitlik edecek midir? Ederler tabii. Yani inşallah. Köylü beni sayar, severdi beni. Ama sonra bu su meseleleri başlayınca herkes bir garip oldu. Havaların kurak gitmesi sebebiyle bundan böyle herkese sırayla birer gün su verilecek. Başkan, dediğini kendi aklın alıyor mu senin hiç? Benim arazim büyük. Azıcık suyla nasıl besleyeyim? Olmayacak iş başkanım bu, olmayacak iş. Herkesin toprağı var. Herkes bolca sulamak ister. Ama su kaynaklarımız azaldı. İdareli kullanmamız şart. Başkan, herkesin toprağıyla benimki bir mi? Bunların hepsi birleşse benim toprağın yarısı etmez. Şimdi o kadar toprak kuruyup gitsin mi? Tarlalarınız hiç sulanmayacak demedim. Hay Allah'ım. Arkadaşlar, herkesin toprağının metrekaresi oranında belli gün ve saatlerde sulayacaksınız tarlalarınızı. Suyun kullanımında adaletsizlik olmaması için herkes bu kurala uyacak. Olur mu ya öyle şey ya? Ya başkan, bu köyde en verimli topraklar bende. En fazla mahsul de ben alırım. Ötekiler mahsul alsalar da almasalar da fark etmez. Ama bu kural en çok onlara yarıyor. Seyfi Bey, bütün çiftçiler bu durumdan en az zararla çıksınlar diye koyuyoruz bu kuralı. Sizin de kimseden bir farkınız olamaz. Muhtarla beraber Rıza arkadaşımızı bekçi olarak görevlendirdik. Rıza tarlaları dolaşarak herkesin kurala uyup uymadığını denetleyecek. Heh, çulsuz Rıza'yı da başımıza bekçi yaptılar. Arkadaşlar, herkesin bu kurala uyacağından şüphem yok. Bu zor zamanda birbirimizi anlayışla karşılayacağımızdan eminim. Ya ne edeceğiz şimdi emmi oğlum? Ne bileyim, satılmış. Tam da mevsimi. Vallahi tarlalar suya açken herifin yaptığına bak sen kardeşim. Başkan bir yerde haklı Seyfi abi ya. Hadi be. Herkes bol kepçeden kullanırsa yaz sonuna varmadan bir damla sulama suyu bulamayız. Ulan Niyaz, senin ne kadar tarlan var lan? He? Söyle lan. He? Küçük de olsa toprak bu. Ekmek kapımız. Ulan Niyaz, ufacık tarlan kurusa ne olur, kurumasa ne olur lan? Benim bu köyün yarısı kadar toprağım var ha? Sizin için hava hoş. Tabii, başkana arka çıkacaksınız ha? O nasıl laf Seyfi ağa? Benim kimseye arka çıktığım yok. Yalan mı lan? Benim tarlam kuruyup gitse hepiniz fakir fukara, hepiniz göbek atarsınız lan. Yürü satılmış, yürü. Fakirin ağzı açlıktan koku yapmış, ben çekemeyeceğim. Hadi yürü lan, yürü. Vay 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 vay. Selda, Selda kızım. Aa, bu ne be? Bu ne ya? Bu ne bu? Allah'ım ya Rabbim ya. Nedir senden benim çektiğim ya? İki lokma bir şey yemeyi bile beceremiyor musun? Kızım, ellerim titriyor. Tutamadım. Kayıverdi elimden. Çekil şimdi, çekil ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu hale bak ya. İğrençsin, iğrenç. Yatak çarşaf batmış. 2 yaşında bebek misin sen be? Utan halinden ya, utan. Kızım ne olur böyle konuşma, ne olur. Ne mecburiyetin var benim senin şu eziyetini çekmeye? Hilal yarın bu evi temizleyene kadar böyle pislik içinde yat da gör. Ne oluyor gene akşam akşam?
Anana sor ne olduğunu. Akşamı bekliyor etrafı dağıtmak için. Bak ortalığa. Ah be anam, ah be anam. Ne oldu, ne yaptın gene yav? Yavrum, vallahi benim bir kabahatim yok. Ben sadece... Tabii, tabii, tabii öyle. Mutlaka kabahatin yoktur. Yok yavrum, yok. Sen de akşam akşam bağırıp durmadan temizle şurayı. Hadi bakayım. Temizle. Tabii, hizmetçiniz var nasılsa. Selda temizler. Bak, doğru konuş, zaten canım sıkkın. Senin canın sıkkınsa benimkisi daha da sıkkın. Bu kadının pisliğini temizlemeye gelmedim ben. Masaklı Hilal'den ne farkım kaldı benim? Selda! Belertme gözlerini be! Bu kadının yüzünden bin pişman oldum zaten bu eve geldiğime. Yeter be! Yeter! Yeter ulan! Ulan be! Yeter dedim sana! Canımı sıkma ha! Ulan! Bıktım dırdırından! Yürü lan! Yürü! Ulan! Ulan bir huzur verdiğiniz yok be. Vallahi oğlum ben bir şey yapmadım. Ha. Yapmadım. Ha? Ulan bir şey yapmadın da. Ulan buranın hali ne böyle ha? Buranın hali ne? Kalk lan. Kalk. Kalk. Oğlum, yürü lan. Yavaş. Kalk dedim sana. Yapma oğlum. Yürü. Kalk diyorum. Yapma yürü lan. Oğlum. Hadi. Yapma. Başlatma oğluna. Yürü. Yeter be. Yavaş yeter be. Oğlum. Her akşam yavaş. Aynı şey. Yeter. Yavaş ne var oğlum mu oğlum? Aman. Ay ay ay. Yavaş 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 yavaş. Aman. Ay bacağım. Ne oluyor bu bacağına oğlum, sanki ya? Bacağım. Bacağım bacağım. Gel bakayım bacağım. Şuraya. Gel şuraya. Ay. Burada kaldı aklın başına gelsin. Selda bir yandan. Sen bir yandan. Bıktım ya. Bıktım. Şimdi yaz güneşinin altında bütün gün tarla tarla dolaşıp duracağım. Olacak o kadar Hilal'im. İşim bu, katlanacağım artık. Yine de arada bir dinlensen. Başına güneş geçer maazallah. Dinlenmek olmaz. Köylünün hakkını gözetmek lazım. Peki öyleyse. Allah kolaylık versin. Sağ ol, sana da. Neredesin sen? Geldim işte Selda Hanım. Güneş tepeye çıkacak neredeyse. Hilal Hanım anca teşrif ediyor. Bakıcı mısın, sultan mısın belli değil. Gir içeri, hadi. Hadi. Aa, Hatice teyze. Seni buraya mı koydular? Ne oldu Hatice teyze? Sorma kızım. Donmamış çilem varmış. Dün gece kızılca kıyamet koptu. Gelin doldurunca Sevmi, o da beni buraya attı. Hay Allah. Bacağın çok acıyor mu Hatice teyze? Bacağımın ağrısı değil. Evladımın vicdansızlığı kahrediyor beni. Sanki öz anası değilim de kapıya yanaşmış yaşlı bir köpekmişim gibi. Hele gelinin elinde kalsam bir kaşık suda boğup kurtulacak benden. Ne acı şeymiş muhtaç olmak. Ne acı şeymiş. Ağlama Hatice teyze. Sabırlı olmaktan başka çare var mı? Aferin oğlum, akıllı oğlum. Hadi gel. Gel oğlum. Sonra neden gelmiyor baba? Ben çok susadım. Gelecek oğlum. Ama bundan sonra sıramızı bekleyeceğiz. Susadıysan testi dolu. Hadi. Ya Niyaz, ya şu el kadar toprağı sulayacaksın da ne olacak oğlum? Zaten verimsiz. Taştan da geçilmiyor oğlum. Ne yapayım sulamayıp? Ya suyu boşuna harcayacaksın arkadaş. Bırak da benim verimli toprağım sulansın. Yazık olmasın bu kadar mahsule lan. Şu beğenmediğin taşlı tarlayla üç boğaz doyuyor Seyfi abi. Mecbur. Allah'ın suyundan burası da nasibini alacak. İyi iyi iyi. Bol bol sula. Zaten nasılsa bir tek size yaradı bu iş. Thank you.
Lan haftada iki sefer su gelecek de. Mahsul kana kana içecek ha. Nerede görülmüş böyle bir şey ha? Bunlar hep seni kıskandıklarından emmi oğlu. Hasetlerinden çatlıyorlar. Öyle tabii satılmış. Ama bu iş böyle olmaz. Bizim de bir çare düşünmemiz lazım. Heh, su akmaya başladığını yaza. Heh, sulasın bakalım bu dayıyız. Sulasın bakalım şimdi. Niyaz'ın o 5-10 tarlası için bu kadar su fazla ha? İyi dedin emmi oğlu. Fazla bile gitti. Niyaz'ın tarlayı su basmıştır şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Rıza. Aleyküm selam. Hayrola, ter içinde kalmışsın ha? Güneş tepede. Tarla tarla dolaşıyorum Seyfi abi. Dolaş dolaş. Ne oluyorsun bu bekçilik işi? Sanki çiftçi hırsız da başına bekçi koyuyorlar ha? Bu su niye senin tarlaya akıyor Seyfi abi? Sulama sırası Niyaz'da bugün. Niyaz iki küreklik toprağı sulasa ne olur, sulamasa ne olur lan? Olmaz öyle şey Seyfi abi. Herkesin sırası var. Rıza! Bırak onu. Sıraya uyman lazım Seyfi abi. Su Niyaz'ın hakkı bugün. Bak kardeş. Geçinecek ne çitin var ne çubuğun. Karın olacak anama bakmasa. Sen bu tarlalarda çalışmasan. Açlıktan nefesiniz kokacak. Doğru mu lan? Muhtara edecek bir lafıma bakar işten atılman ha. Yani karın da sen de benim insafımla karın doyuruyorsunuz. Unutma ona göre davran. Yalnız bu seferlik olsun o zaman Seyfi abi. Ha, Rıza sen hiç meraklanma. Emmi oğlu. Hadi hadi selam söyle selam söyle. Emmi oğlu koy şu çuvalı şöyle. Hadi. Sen de az değil misin? Baba niye akmıyor bu su? Ben de anlamadım ki oğlum. Azıcık aktı sonra kesildi gitti. Selamun aleyküm Niyaz. Aleyküm selam. Yahu Niyaz, suyu kullanma dediysek bu kadar da demedik ya. Arklarda bir sorun mu var acaba Rıza? Niye akmıyor bu su? Yok bir sorun Niyaz. Tamam işte, senin hakkın bu kadar. İyi de su azıcık aktı akmadı. Bu nasıl hak anlamadım. Ne yapalım Niyaz? Herkes dişini sıkacak bu yaz. Ulan bak gördün mü Niyaz Efendi ha? Ulan senin şu tırnak kadar toprağına bu kadar su veriyorlar. Ulan ya ben ne yapayım ha? Dönüm dönüm tarla. Ha? Van Gölü'nü boşaltsan anca doyar lan. Hatice teyzeye çok üzülüyorum vallahi. Kadıncağız bana dert yanıp duruyor Selda'dan. Seyfi emmi de aşağı kata atmış zavallıyı. Rıza. Efendim. Hayırdır? Neye daldın öyle? Yok bir şey Hilal. Öylesine. Tabii yoruldun bütün gün. El alemin hakkını korumak kolay değil. Hele hakkıyla koruyabilmek hiç kolay değil. Şeytan insanın aklını bir anda çeliveriyor. Rıza, bir şey mi sıkıldı senin canın? Yok Hilal, dediğin gibi yorulmuşum. Buyur bey. Sağ olasın.
Böyle giderse tarladan aldığımız azıcık mahsulü bile kaldıramayacağız Kübra. Bugün Ayşe ile konuştum. Hiç bana su az geliyor demedi. Memnun herkes. Onu ben de anlamadım. Ama bir şeyler düşünmek lazım. Mahsul olmazsa yandık. Seneye çocuğun okulu da başlayacak. Para lazım. Ne yapacağız bilmiyorum. Gece gündüz rahat yok insana. Bıktım bu kadının iniltilerinden artık, bıktım. Yavrum. Ya duymamazlıktan gel, olsun bitsin. Şuna baksana. Nasıl duymamazlıktan geleyim? İnsanın kafasına işliyor. Kulaklarımda çınlıyor geceleri. Ya burada olsa daha mı iyiydi? Aşağı attım, daha ne yapayım? Gitsin bu evden. Ben hasta çilesi çekmeye mi geldim bu eve? Babamın evinde bin kat daha rahattım. Ulan, ulan. He? Amma dırdır ettim be. 40 yılda bir keyif yapayım dedim. Oturdum şurada, onu da burnumdan getirdin ha. Allah Allah. Ananın zırıltısı batmıyor da benim dırdırım batıyor, öyle mi? Kes be, kes kes. Allah Allah. Kes, tamam. Allah Allah. Allah'ım. Allah'ım sen sabır ver. Allah'ım dayanma gücü ver ya Rabbim. Hay Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Ana! Ne bağırıp duruyorsun öyle? Ulan deminden beri tat tuz bırakmadın insanda ha. İlaçlarım. İlaçların mı? İlaçlarımı almam lazım. Nerede yavrum? Bunlar? Ha şurada. Dur. İyi al. Al hadi ilaçlarını. Al. Yavrum. Ha. Ama kalkamadım su almaya çocuğum. Su mu? Allah Allah. Bir de su çıktı başımıza. Tövbe tövbe. Ulan bir günde içmeyi ver şu ilaçlarını. Ulan içiyorsun da ne oluyor ha? Her gün aynı. Al al. Hadi bakayım al şunu. Oğlum öyle deme. Ağrısı dayanılacak gibi değil. İçersen biraz rahatlarım yavrum. İyi iyi iyi. Hadi iç de zıbar artık. Ulan azıcık kafamızı dinleyelim. Yeter ya, yeter ya. Ha şöyle. Ulan Niyaz bir hafta daha beklesin ha. Tarla iyi suya doyuyor emmi oğlu. Yine bu sene de parayı kaldıracaksın vallahi. Koca tarlayı bir damlalıkla mı sulayacaktık ya? Hoş geldin Rıza. Yine günleri şaşırdın herhalde Seyfi abi. Niyaz'ın sırası bugün. Canım o bir hafta daha beklesin. Bak şu tarlaya. Suyu görünce nasıl canlandı ha? Bağrı yanmış ki kana kana su içiyor. Yeter artık Seyfi abi. Bu kaçıncı oluyor ya? Bundan sonra izin veremem. Bak sen. Rıza ağa olmuş da izin vermem diyor ha. Öyle mi emmi oğlu? Ha? Hadi Rıza hadi. Sen git biraz dolaşmaya devam et de bir tatsızlık çıkmasın burada ha. Hey! İleri gittin ama ha. Evine 2 lokma ekmek götürüyorsun, onu da elinden almayayım. Bu tehditlere karnım tok artık. Kul hakkı yedirip de kimsenin günahına giremem. Ulan aferin lan aferin. Şimdi gözüme girdin lan. Ulan haklısın kardeş ya. Her insan kendi hakkını korumaya çalışıyor işte. Hata etmişiz hata. Dur hele dur bak. Hilal'in bu ayki maaşını da vereyim. Dün kendisine verecektim unutmuşum. Buyur ha. Hadi bakalım hadi. Hadi ha. Ne yaptın sen öyle emmi oğlu? Anlatırım yolda. Yalnız Rıza'dan önce köye varmamız lazım. Yürü bakalım hadi. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Muhtar. Şikayetçiyim muhtar. Hele bir otur Seyfi. Ne bu telaş? Asabım bozuldu. Ne yapayım muhtar? Ne oldu ki? Rıza benden su karşılığında rüşvet istiyor. Eğer para verirsem Niyaz'ın hakkı olan suyu bana verecekmiş. Hı. Sinirden nasıl zonkluyor alnımın damarı bilemezsin. Ya ne rüşveti? Bizim Rıza mı? Bizim Rıza ya, bizim Rıza. Başımıza bekçi diktiğimiz Rıza. Rüşvet vermezsem sana iftira atarım diye de beni tehdit etti.
Ben de mecburen tutuşturdum biraz parayı, ne yapayım? Allah Allah ya, şaşırdım kaldım bu işe. Rıza bu işi yapacak adam değildir Seyfi. Yahu sen bana inanmıyorsan al sana şahit. Hı. Satılmış da yanımızdaydı bana rüşvet teklif ederken. Emmoğlu anlatsana lan, anlat lan, anlat. Evet muhtar. Heh. Ben de gözlerimle gördüm. Utanmadan parayı aldı, ön cebine koydu. Ya durun bakalım, durun bir dakika. Selamun aleyküm muhtar. Aleyküm selam. Hayırdır? Rıza, geldiğin iyi oldu. Seyfi'den rüşvet istemişsin. Tehdit etmişsin. Doğru mu? Ne rüşveti muhtar emmi? Kendisi Niyaz'ın suyunu kesip kendi tarlasına akıttı. Bana da ses çıkarma diyor. Ulan demedim mi ben sana muhtar? Ulan azıcık olsun utan. Hem rüşveti aldın hem de bana iftira atıyorsun. Şerefsiz seni. Ulan yalancı herif. Sakin ol. Bir dakika, her şeyin bir yolu yordam var. Bakın işte bunlar. Gördün mü muhtar? Hala koyduğu yerde duruyor. Yalan söylüyor muhtar emmi. Hilal'in maaşı diye verdi bunu bana. Yapma muhtar emmi, gözünü seveyim. Ben rüşvet almadım. Niyaz'ın suyunu kullanıyor. Ona haber vermeye geldim buraya. Yahu sen daha bunu dinliyor musun yahu? Yalan kustuğun yeter. Allah'tan da mı korkmuyorsun lan? Yeter. Çık dışarı Rıza. Bekçiliği de aldım elinden. Hiç beklemezdim senden. Çık dışarı, gözüm görmesin. Ya yazık. Temiz diye bildiğimiz adamın yaptığına bak. Al sen de şuradan şu paranın Seyfi. Allah razı olsun muhtar. Allah razı olsun. Sağ ol kızım. Yata yata iyice fena oluyorum. Dışarıda oturduk, biraz içim açıldı. Ama artık girelim istersen Hatice teyze. Hava serinlemeye başladı. Tamam yavrum. Sen nasıl istersen. Yavaş. Oy. Yavaş. Dur. Gel. Çekil. Çekil. Çekil dedim sana. Ne yapıyorsun Seyfi emmi? Çekil dedim sana. Bundan sonra gelmene gerek yok. Selda bakacak anama. Ama ne oldu ki birden? Sen onu git mankafa kocana sor. Bekçi yaptılar diye adam oldu zannediyor. Görsün bakalım bana büyüklenmek ne demekmiş. Hadi bakayım yürü. Maaşını da kocana verdim, merak etme. Hadi. Oğlum niye kovdun kızı? Ne günah işledi ki sana? Sen anlamasın ana. Hadi yürü içeri bakalım. Hadi yürü içeri. Oğlum yavaş. Yavaş. Hadi yürü. Hadi bir de seninle uğraşamam. O kadar. Hadi be kadın. Hadi. Yavaş. Oğlum yavaş muşta bilmem ne. Rıza? Hayırdır? Erkencisin bugün. İşten atıldım Hilal. Ne? Peki neden? Seyfi oyun oynadı. Niyaz'ın hakkını ona vermedim diye bana düşman olup üstüme iftira attı. Muhtar da ona inanıp kovdu beni. Hiçbir şeye değil. Beni bekçi yapmışlardı Hilal. Çiftçinin hakkını koruyayım diye görev vermişlerdi. Şimdi hak korudum diye işten atıyorlar beni. Nasıl adalet bu? Neyse. Bir süre senin kazandığınla idare edeceğiz artık. Rıza. Seyfi emmi bugün beni de kovdu işten. Ne diye kovdun kadını şimdi? Kim bakacak şimdi anına? Sen bakacaksın. Kim bakacak? Seyfi, ben anının değil, periştahın olsa bakıcısı olmam. Artık başka bir bakıcı mı tutarsın? Ananı alıp sokağa mı atarsın, sen karar ver. Kız, nereden bulayım başka kadını ben ha? Köyde herkes işinde gücünde. Onu Hilal'i kovmadan önce düşünecektin.
Bana bak Seyfi. Ya bu ihtiyardan kurtulursun ya da ben giderim babamın evine. Duydun mu? Hay ben böyle işin gücün. Hay Allah'ım ya. Bana bak. Bundan sonra oturacaksın. Topal bit gibi dolaşmayacaksın. Anladın mı? Yazıklar olsun Seyfi. Gecemi gündüzüme kattım seni bir başıma büyütmek için. Sütün hakkını böyle mi ödeyeceksin bana? Ana, boş laf etme. Bundan sonra gıkım bile çıkmayacak. Çıkmaz yavrum. Sırtıma yük olursan kapının önüne koyarım seni. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Allah'ım, sen evladıma merhamet bağışla ya Rabbim. Yahu, biz Rıza'yı adam... Çaylar geldi, işte. Buyurun abiler. Yahu, köylünün sapına, samanına bekçi olsun diye onu bekçi buyur yaptı. Buyur abi. Ama o ne yaptı? Ulan, göstere göstere hırsızlık yaptı. Ya, ya. Kim bilir zamanında neler aşırmıştır bu soysuz. Ah kardeşim, ah kardeşim. Yahu, senin hakkını bana satacakmış, düşünsene. Ulan ben komşuma yan gözle bakmak ister miyim be? Yav yapar mıyım hiç? Ne yalan söylemeli, ben Rıza'nın böyle bir iş yapacağına akıl sıra erdiremiyorum. Onunla çocukluk arkadaşıyız. Bir gün olsun halal lokma geçmemiştir boğazından. Yahu demek ki şeytan çelmiş aklını. Neyse canım, neyse bırakın ya. Yahu arkadaşlar, ben diyorum ki Rıza'nın yerine satılmışı bekçi yapalım. Hı? Sonra temiz bir kardeşimiz. Ben kendisine kefilim vallahi. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Eğer itirazı olan yoksa satılmışı bekçi ilan edeceğim. Hayırlı olsun satılmış. Hayırlı olsun satılmış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol. Niyaz, kardeş, yeminle benim bir suçum yok bu işte. Beni bilmez misin Niyaz? Kaç yıllık arkadaşız seninle? Ben böyle şey yapar mıyım hiç? Seni bilmesine biliyorum Rıza. Ama şahit var. Neye inanacağımı şaşırdım ben de. Çocukluk arkadaşımı, dostumu 3 kuruşa satacak adam mıyım ben? Hiçbir şeye değil, seninle olan dostluğumuzun bozulmasına yanarım. Bilmiyorum Rıza. Kafam çok karışık. Sonra konuşuruz ha? Şuna bak, şuna bak. Şırıl şırıl akıyor, şırıl şırıl. Hey be! Mangırın sesi de güzeldir Emmioğlu. Boşuna bekçi yapmadın bizi herhalde ha? Ulan, sayemde hem bekçilik maaşı alıyorsun... ...hem de benden bahşiş alıyorsun ha, gel bakalım. Bana bak, yüzümü kara çıkarmak yok ama ha. Sen merak etme. Ha. Rıza gibi salaktan bir köyde bir tane olur. Ha. Bir tane olur ya. Tarla 2-3 gün daha suyuz görmezse ürünler kavrulacak. Niye akmıyor bu su ya? Allah Allah. Hakan, Hakan, ben şu kanalın başına doğru bir gideceğim oğlum. Ben de geleceğim. Koş oğlum, koş, koş, koş hadi koş. Koş oğlum, koş. Selamün aleyküm. Hı. Bu nasıl iş Seyfi abi? Bugün sulama sırası bende değil mi? Ne olmuş lan sendeyse? Demek bugüne kadar benim hakkım olan suyu alan sendin ha? Heh, ulan benim bir şey aldığım yok. Su geçerken benim tarlanın büyüklüğünü görünce dayanamayıp buraya akıyor. Sen bekçi değil misin satılmış? Niye göz yumuyorsun bunlara? Ben ne yapayım Niyaz? Sen buradasın emmi oğlum burada. Çözün işte aranızda. Şş, Niyaz dur lan, ne yapıyorsun lan? Dur lan.
Ne yapıyorsun lan sen? Hakkımı alıyorum. He, o zaman senin hakkını verelim ha? Yedirmem hakkımı, lan. Yedirmem. Verelim senin hakkını. Bırakın babamı. Bırakın. Ha. Bırakın. Verelim ulan ha? Bırakın. Yedirmem bırakın. Hakkımı. Yedirmem. Bırakın. Lan. Bırakın. Al ulan. Bırakın. Yedirmem. Bırak, bırak şuna. Ne şerefsiz seni. Bırak. Ha? Ulan. Yedirme. Bakın. Yetmedi mi lan? Yedirme. Yapamayın babama. Bana diş gösterirsin. Bırakın. Yedirme. İşim etlerine saplanmış mı olsun? Duydun mu lan? Bırakın. Bırakın dedim. Bıraksana. Bacağım. 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 Ulan it. Ne oldu? Ulan it. Hadi Hakan. Gidelim. Bu iş burada bitmez. Lan. Bu iş burada bitmez. Git kim anlatıyorsan anlat. Rıza'yı da al yanına. Anca inanırlar. Mol. Bacağım. İyi misin? Bacağım. Biz bu tarlayı kanla suluyoruz. Görüyor musun Emmioğlu? Kelle koymuşum bu yola. Değil Uğuz Beyit. Padişah gelse elimden alamaz. Çok iddialı. Çok yaman bir karar vermişsin. Mal mülk sahibi olmak kolay değil. Ağır sorumluluklar yüklüyor insana. Peki ya insan olmanın verdiği sorumluluk? Ben onun gereğini yaptım zaten. Onca mal üstüme kalmıştı. Gereğini yapmak işe kan bulaştırmakla mı oluyor? Ama insan malının sahibi ise malını korur. Malının korunmasını nasıl yapmalıdır? Güçle, kuvvetle. Sen ise yalanla, dolanla ve haksız güçle korumaya çalıştın. Öyle değil mi? Dünyadayken başka yolu yoktu. Dünyadaki yanlış yollar burada çıkmaza girer. Burada ne gücün, ne silahın, ne de paran geçer. Geçmiyor değil mi? Bütün o köyün arazisi ister miydin senin olsun? İsterdim tabii. Bütün dünya sana verilse de ister misin? Kim istemez ki? Fakat dünya servetinin tamamı seni terk edip bırakmayacak mı sonunda? Bırakacak elbet. Madem her şey seni bırakıp gidecek, o zaman daha çok mal için bu hırs niye? Nefs sürekli isteyip durdu. Ama ne kadar hırs yapsam da hepsi yetip gitti. Peki ya bundan sonrası? Bundan sonrası... Evet. Bundan sonra artık ölüm yok. Sınırsız ve kesintisiz bir ömür var. Ancak senin ömründe zulmün, günahın onca ağırlığı var. Var. Hem de çok var. Benim gücüm yetmez buna. Yetmez. Burada ancak haklı olanın ve hayatı boyunca hakkın yanında olanın gücü yeter. Sakın yaramazlık yapma Alaş. Babam çok üzgün zaten. Daha da üzülmesin, tamam mı? Hepsi kurumuş. Yanmış. Neden kimse bize inanmadı baba? Ere muhtar amca. Kovdu sanki yanından. Sen sakın üzülme babacığım. Ben de okula gitmeyi veririm bir sene daha. Aslan oğlum benim. Üzülme sen. Bir hal çaresine bakacağım ben. Hadi gidelim. Hadi Alaş, yürü. Yürü. Hadi oğlum, yürü. 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 Hadi oğlum, sen eve git. Tamam baba. Senin yüzünden bütün ürün daha kökü çıkmadan kurudu. Ne istedin bizim gibi garibanlardan? Bir damla su istedim Niyaz kardeş.
komşu komşuya bir damla su vermeyecek de nasıl Müslüman olacak ha? İt oğlu it. Şş. Gel bakayım buraya gel. Gel. Ha, gel. Gel bakalım. Ha? Şş. Acıktın mı lan? Ha? Ha? Dur bakalım dur şimdi dur. Vereceğim. Bak bakalım bak. Ha? Gel bak. Bak. Bak 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 bak. Ha? Ha, bacağımın tadına benziyor muymuş ha? Hadi kalk kalk. Çabuk hadi batıracaksın her yeri. Biraz daha destek yavrum. Gücüm yetmiyor kızım. Ne yapayım gücüm yetmiyor. Ben seni niye çekiyorum be kadın? Ha? Anan mısın baban mısın? Yeti canım artık be. Yeti be. Bu ne iddet be? Gene ne oluyor? Ne olacak? Bu bakıcı işi bırakıyor artık. Ana. Yine ne yaptın da derlendi bu kadın ha? Bir şey yapmadım. Selda. Şş. Ne yapıyorsun sen be kadın? Babamın evine gidiyorum. Ne ananla ne de seninle uğraşamam artık. Selda. Selda saçmalama. Tek başıma ne yaparım ben bu kadınla? İster at ister sat. Dediydim sana çekemem diye. Tarla peşinde koşacağına biraz halimden bileydin. Otur sen düşün artık. Düşün taşın bir türlü altından kalkamıyorum Beriza. Şu koskoca köyde bir Allah'ın kulu olsun inanmaz mı? Vallahi muhtar Seyfi'nin ağzına baktıkça düzelmez işler. Benden de biliyorsun. Sağlık olsun. Ne yapacaksın şimdi? Yarın şehre ineyim diyorum. Dayı oğulları yardım eder. Hamallık, ırgatlık yaparak geçinmeye çalışacağız artık. Baba, baba! Hakan, oğlum ne oldu? Alaç baba, ölmüş yatıyor öyle. Ne? Gel bakayım, gel. Dur, Hakan dur. Dur oğlum, dur. Koş, koş. Zehirlenmiş bu Rıza. Bir şey mi yedi acaba? Yemez, hiç vah, adeti vah, değil. Babacığım, ağlam. Babacığım. Ağlama oğlum. Bu işi kimin yaptığı belli. Dur Niyaz, bekle beni. Oğlum, bakma. Gel oğlum, hadi oğlum. Ulan karı, ulan karı. Bu yaştan sonra sana güvenip de evlenen de kabahat. Ne hale getirdin beni be? He? Ulan şeytan diyor, bas şuna da zehri, daya ağzına gitsin. Öf be, öf be. Ana, ana. Ya yet dinleyip durdun. Şş, en sonunda beni de kaçırtacaksın bu evden ha. Yok kaldıydı zaten. Aç bir laç beni. Hepten unuttum burada. Halim kötü oğlum. Neden anlamıyorsun? Ulan ana, ulan ana. Duyan da seni aç bırakıyorum sanır ha. Ulan ye de yat işte. Rahat bir uyku uyuyalım rahat. Tamam tamam geldim. Hey! Tamam tamam. Tamam dedim. Sen ne ulan, aşağılık adammışsın ulan. Bak, ne istedin zavallı köpekten? Ulan ayağıma dolan dedi biliyorsun ha değil mi? Bak bundan sonra sen de işime karışırsan sana da dayarım zehri gidersin ha. Ulan ben seni... Dur dur Niyaz dur. Uğraşmaya değmez bu herifle. Allah'ından bulayım. Şerefsiz.
Hoş geldin emmi oğlu. Nasıl oldu bacağın? İyileştin mi bari? Hey be! Bak 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 bak! Ulan bir itin dişinden mi düşeceğiz ha? Gerçi ne zamandır tarladan biraz uzak kaldık ya. Hadi yürü bakalım hadi. Hadi. Heh. Ulan! Bu ne be? Emmi oğlu! Ulan ne olmuş bunlara be? Eyvahlar olsun. Hastalık kapmış bunlar Seyfi Bey. Olamaz. Ulan hepsi gitmiş bunların. İflah olmaz bunlar Seyfi. Heba olmuş gitmiş mahsul. Ulan bir haftada koca tarla çürür mü lan? Ulan emmi oğlu. Ulan biri yaptı bunu bana. Çekemediler. Bu Niyaz iti yaptı bunu. Ulan soracağım sana. Nerede ulan onu Niyaz iti? Nerede ulan? Nerede ulan onu Niyaz iti? Ha? Nerede? Hayırdır Seyfi, ne oldu? Nerede ulan? Nerede o Niyaz iti? Nerede o Niyaz iti? Ne oldu? Niye arıyorsun ki canım? Ulan tarlama ne yaptıysa hastalık sardırmış. Geberteceğim o iti. Yok ya, yapma. İmkan yok öyle şeye ya. Yapmaz Niyaz ne zamandır köye bile gelmedi ya. Yapmaz. Siz yaptınız lan o zaman. Ya çekemediniz lan beni. Allah canım tarlamı çekemediniz lan. Ağzından çıkanı kulağın duysun Seyfi. Kimin gözü olsa senin malın. Evet, kimin gözü olsa. Hepiniz lan. Allah ulan çok. Ulan şerefsizler. Allah Allah, kim ya yaptıysa çıksın lan ortaya. İleri gidiyorsun Seyfi. Ulan çıksın dedim. Allah kim yaptıysa Allah çıksın lan. Yapmadık ya. Kim yaptı ya? Ulan demek ağız bile ettiniz. Ulan hepinize göstereceğim servet düşmanları. Hepinize göstereceğim ulan. Göreceksiniz lan gününüzü. Şerefsizler. Ne oldu? Buldun mu Niyaz emmi oğlu? O muymuş yapan? Nasılsın Seyfi abi? Bak karşı çıkıyordun ama. Herkes sırası gelince suluyor. Ne kavga ne gürültü. Ürünün bereketi arttı valla. Şunlara bak, semirdiler. Satılmış. Bu köy bana düşman olmuş. El ele verip yaktılar tarlamı. Kim? Bütün köylü mü yaptı? Daha neler emmi oğlu? Çekemediler, satılmış, çekemediler. Malımı mülkümü çekemediler ama çok kötü ödeyecekler, haberin ola. Hatice teyze. Ay Allah. Hatice teyze, içer misin? Buradayım yavrum. Buradayım, aç kapıyı, gel. Bacım. Hatice teyze. Ne oldu Hatice teyze? İyi misin? Nasıl iyi olayım yavrum, nasıl iyi olayım? Yetti canıma, yetti. Nefes almaya utanır oldum artık. Ne ekmek, ne ilgi. Öz oğlum dedim, yüzüme bakmaz oldu. Allah canımı alsa da kurtulsa. Deme öyle Hatice teyze. Bir sarız daha. Kız. Ne işin var kız senin bu evde? Ha, gelmeyeceksin demedim mi ben sana? Ha. Ne yaptın Seyfi ha, abi sen? Bu kadın perişan olmuş burada. Sana ne? Ulan derdi sana mı düştü lan? Özalan o Seyfi abi. Ha. Seni doğurup büyütmüş, bu yaşa getirmiş. Bunu mu reva gördün kadına? Bakmıyorum ulan, var mı? Çok acıyorsan al götür. Evinde besle. Senin eline kalacağına götürürüm tabii. Cehennemin dibine gidin isterseniz. Bana ne? Bekle burada Hatice teyze. Kızlarla gelip alacaksın. Şşt kız. Hadi çık çık. Bu adamı eline bırakmam. Defol kız. Yürü. Manyak mıdır nedir? Tövbe estağfurullah. Sen de ne alıp duruyor ya? Allah'ın cezaları. Servet düşmanları. Ulan göstereceğim size benimle uğraşmayı. Görün bakalım nasıl oluyormuş. Gel şöyle otur teyze. Gel yavaş. Geç şöyle. Yavaş. Yavaş teyze yavaş. Ay. Kaderde kendi evinden kovulmak da varmış yavrum. Yaşlılık çekilmiyor yavrum. Çekilmiyor. Çekilmiyor.
Öyle deme Hatice teyze. Bu ev senin de evin sayılır. Ay yavrum. Namussuzlar. Namussuz. Ulan topunuzun tarlası kurusun da Seyfi'ye bulaşmak neymiş görün ha? Oğlum, çok mu özledin Alaş'ı? Hı hı. Ama babamı daha çok özledim. Ne zaman geri dönecek anne? Şehirde oğlum. Bizim için para kazanıyor. Bir ay sonra anca gelir. Su kanallarına gideceğim biraz. Arkadaşlarla gemi yüzdüreceğiz. Peki oğlum. Dikkat et. Canım oğlum. Afiyet olsun Hatice teyze. Tamam Hatice teyze, ben hallederim. Hatice teyze, bir şey yok bunda, boş yere üzülme. Bilemezsin, bilemezsin Rıza oğlum. Evlat sahibi olmadan onun hiyanetini anlayamazsın yavrum. Size de yük oldum. Yük olur musun hiç? Bak, Rıza da tomruk atölyesine başladı. Bir kap yemek kimi zengin eder, kimi fakir bırakır. Üzülme sen Hatice teyzem. Rıza abi. Hayırdır Rıza inşallah. Kübra bacı. Rıza abi, sorma Rıza abi. Hilal ne oldu, ne bu halin böyle? Yavrum, Hakan. Hakan ateşler içinde Hilal. Ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağıma dolaştı. Çocuk mu olur böyle şeyler? Yok yok. Yok, bu başka bir şey Hilal. Sürekli kusuyor da. Hatice teyzeye haber ver de hadi, merak etmesin. Hadi acele edelim. Niyaz yok, bize emanet onlar. Hadi çabuk. Tamam. Tamam güzel oğlum. Geçti. Hadi. Hadi, geçti. Dinlen biraz. Var mıydı bir üşütmesi falan bacım? Yok, yoktu. Sabah turp gibiydi. Arklara oyun oynamaya gittiydi. Bir şey mi yaptın orada dedim, su içtim dedi. Ama hep içtiğimiz şey. Ben Niyaz'a haber edeyim hemen. Sabah burada olur zaten. O zamana tamam kadar ya. İyi olmazsa atar götürürüz. Güzel evladım benim. Daha bitmedi. Benim gibi adamın arkasından oyun çevirmeyi görürsünüz. Yiyecek ekmek bulamayacaksınız da. Köy meydanında açlıktan gebereceksiniz hepiniz. Oğlum, oğlum ses ver. Duyuyor musun? Anacığım aç gözünü hadi. Allah'ım ne oluyor böyle? Dur hele, sakinleş biraz. Rıza araba getirmeye gitti. Niyaz kardeş de gelir birazdan. Yavrum. Kübra, Kübra ne oldu, nesi var? Niyaz, çok kötü çocuk. Hakan. Yanıyor. Hakan oğlum iyi misin? Hakan, ne oldu Hakan? Hakan iyi misin oğlum? Hakan. Necip abinin arabası kapıda bekliyor Niyaz. Hemen kasabaya hadi, götürelim hemen çabuk. Götürelim. Hadi hemen, çabuk hemen. Çabuk. Hadi. Necip abi kapıyı aç çabuk. Tamam tamam hadi. 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 Yavrum. Hadi çabuk çabuk. Çabuk. Gel gel. Oğlum Hakan. Sen de geç. Tamamdır. Kübra. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz oğlum. Daha hızlı gidelim Necip abi, bas gaza. Tamam. Hakan, oğlum duyuyor musun beni? Dayan oğlum, dayan aslanım. Nefes al. Hakan. Hakan, Hakan, nefes al. Nefes al oğlum, nefes al, nefes al, nefes al. Hakan, nefes al, dayan oğlum, dayan. Hakan. Hakan nefes al. Nefes al oğlum. Niyaz, nefes al. Niyaz. Niyaz.
Kardeşim. Bırakma beni. Sakin ol. Bırakma beni. Niyaz. Aslanım. Oğlum. Bırakma beni. Niyaz'la Kübra'nın yürekleri evlat acısıyla yandı. Yandı. Peki sen hiç vicdan azabı çekmedin mi? Ben diğer insanlar gibi olamadım. Hep haklı olanın güçlü olduğuna inandım. Bu yüzden mi güçsüz, zayıf olan zavallı annene haksız muamelede bulundu? Yok, ondan değil. Bazen sinirlerim çok bozulduğu için dayanamıyorum. Peki ya burada sana olacaklara dayanabilecek misin? Burada ne olacak ki? Annesine zulmedenlere burada insan bozması canavar muamelesi yapılır. Canavar mı? Evet. En vahşi hayvanlar bile ana evlat ilişkisinde çok merhametlidirler. Ama sen onlar kadar bile olamadın. İnanın ben kötü davranmak istememiştim. Bir an geliyor gözüm kararıyordu. Öteki zulümleri de o gözün karardığı anlarda mı yapıyordu? Ben ne yaptım ki? Suya zehir karıştırdın. Ama ben... Sen böyle yapmakla birçok varlığın hayatını sonlandırdığını biliyor musun? Bir çocuk. Onun hesabı ayrı sorulacak. Dehşeti seni mizanın başında yakalayacak. Dahası var. Dahası ne? Zaten bittim ben. Bittim! Dahası suya zehir attın. Milyonlarca bitki, mikroorganizmalar ve yeraltı canlıları öldü. Ya! Onların da mı hakkı var? Kainattaki her şey sanatlı yaratılışıyla kime ayinedarlık yapar? Yaradana. O zaman yaratılmışlara yapılan hakaret kime sayılır? Onları varlık elbisesiyle yaratan... Zayi edene hakkını sormaz mı? Keşke her şey o sırada bitseydi. Bitmediğine göre daha alınamayacak çok viraj var. Haftada koca köye kıran buyurun girer abi, mi be arkadaş? Geldi. Ne biçim millettir bu ya? Tarlanın buyur yarıdan abi. Fazlası heba oldu gitti. Herkesin aynı Recep. Kara kara düşünüyorum şimdi. Seneyi neyle geçireceğiz diye, ne yapacağız diye. Ziraatçılar gelip baksın da bari kalanları kurtaralım. Beter olun inşallah. Benim tarlamı mahvettiniz ya. Yukarıda Allah olduğunu unuttunuz. Verdiği işte cezanızı böyle. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe ya. Böyle art niyetli de olunmaz ki ya. Allah Allah. Şunun dediklerine bak ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz mal derdini alıyoruz da ya bu Niyaz kardeş ne yapsın? Öyle öyle. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Amin. Amin. Thank you.
Dayanacağız Kübra. Acıyı veren Allah sabrı da verecek inşallah. Buyur Hatice teyze, afiyet olsun. Sağ olasın kızım. Eline sağlık. Başka bir isteğin var mı Hatice teyze? Yok yavrum, sağ olasın. Senin işine bakarım. Ne bakıyorsun ana öyle suçlar gibi? Elimizden gelse bakacaktık. Hem iyisin işte burada. Benimle kalsaydın da aşıktan mı özledin ana? Bir anaya asıl ölüm öz evladının hiyanetini görmekmiş. Sen bana bu ölümü çoktan yaşattın oğlum, çoktan. Millet sulamayı bıraktı artık. Kim arktan su çektiyse tarlası iflah olmadı bir daha. Zehirli diyorlar ya, bilmem ötesini. Anlamıyorum Rıza. Durduk yere nasıl kirlensin bu su? Ziraatçılar gelsin hele. Her şey çıkar ortaya. Çıksın neyse ortaya. Benim ciğerim yandı bir kere. Başka ocaklara ateş düşmesin bari. Selamun aleyküm. Ne oluyor ya? Yasin, bir çay ver bakayım oğlum oradan. Çay taze bitti abi, bir dahaki sefere içersin. Bizim Mehmet dayanamadı beklemeye. Doldurdu bir şey suyu arktan, götürdü kasabaya. Bakın buna bir dedi. Neymiş peki? Onlar da bir hafta sonra belli olur demişler. Bari bir sonuç çıksa da kalan ürünleri kurtarsın. Ya. Kurtarırsınız tabii. Aman artık. Allah Allah. Demek öyle ha. Ne insafsız adammış bu ya. Vay vicdansız vay. Hayırdır Rıza? Ne oldu? Ne oldu söyleyin. Arkların akıbeti belli oldu. Zehir karıştırıyorlarmış. Zehir mi? Kim? Seyfi. Şimdi de depodaymış, görmüşler. Yani oğlumu öldüren... Seyfi! Niyaz dur. Ziraatçiler kurtaracak sanki size ha? Ulan, ulan feriştahınız gelse Seyfi ile baş edebilir misiniz lan? Ha? Seyfi! Seyfi! Al tekerim!
Ulan ben... Ömür kandilinde yağ tükendi. Ama emeller tükenmedi. Tükenmedi. Kendi kazdığın çukurda boğulmak çok hazin olmalı. Ben böyle bir sonu beklemiyordum. Peki ya nasıl bir son olmalıydı? Su testisi su yolunda kırılmaz mı? Ben aslında köyde daha fazla toprak sahibi olup iyi bir işveren olacaktım. Daha sonra ne yapacaktın? Topraklarda tarımı geliştirip verimi arttıracaktım. Ne olacaktı böylece? Olacaktı. İnsanlarımız daha çok çalışacak ve daha çok kazanacaktı. Her şey daha iyi olacaktı. Başkalarına zarar vererek mi iyi olacaktı her şey? Bu nasıl bir mantıktır? Yanlış bir mantık. Yanlış. Ben çok yanlış yaptım. Şimdi ne olacak? Mizan başında ayaklarının bağının çözüldüğü yerde bir el arayacaksın. Ne eli? Seni çukurlardan kurtaracak bir el. Yardımına koşmadığın, rızasını almadığın annenin eli. Dahası ne? Destek çıkmadığın, yardımlaşmaktan kaçındığın komşularının ellerini de arayacaksın. Onlar benim elimde tutmaz. Yardım etmezler mi? O halde iyiler iyilerle, kötüler de kötülerle haşrolunacak. Ben kötülerle olmak istemiyorum. Çekirdek neyse ağaç o olur. Ne olur geri gönderin beni. Geri dönüp tarlaları insanlara bağışlamak istiyorum. Niyeyse tazminat ödeyeyim. Köpeğin bedelini, mahsulün zararlarını karşılayayım. Annemin elini öpeyim. Hayır duasını alayım annemin. İyi olayım. Ne kendi etti rahat, ne eyledi huzur. Çekildi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Hayır! 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 Hayır, götürmeyin beni! Ne olur, gitmek istemiyorum! Durun! Durun! Götürmeyin beni! Durun dedim size! Durun! Bırakın! Çok sıcak! Durun!